Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugünkü ilk konu başlığımızda yerli hayalet uçağımız Anka 3. Anka 3'ümüzden bugün çok güzel haberler mevcut. Anka 3'ümüz sonunda silahlandı kıymetli dostlar. Detaylar bir karşımıza gelsin. TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki Anka-3 test uçuşlarına devam ediyor. Askeri amaçlı kullanımı kapsamında silah taşıma kabiliyeti kazandırılması maksadıyla bugün mühimmat montaj faaliyetleri başladı. Kanat altına Roketsan tarafından geliştirilen Teber 82 güdüm kiti yerleştirilen Anka-3, Aselsan tarafından üretilen Asıl Fılır 500 elektrooptik kamera sistemiyle uçuşunu gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalandı. Mürtet Hava Üssü'nden sabah 8.30'da kalkışını gerçekleştiren Anka 3 Acıkır atış sahasına ulaştı. Hedefin atışını gerçekleştiren Anka 3 atış testini başarıyla tamamladı. Şimdi var ya biz mesela Asil Fılır 500'ü geliştirmemiş olsaydık hani şu Asil Fılır 500 dediğim sistemde Sayın Ahmet Akyol Aselsan Genel Müdürünün biz Kanada'nın kamerasından %30 daha iyi görüntü alabilen bir kamera geliştirdik. İsterlerse satarız dedi bir kamera vardı ya ha işte Asil Fılır 500 o kameranın ta kendisi. Kıy Kıymetli dostlar kamera bizim olunca bir gün bakıyoruz Akıncı da 500 var. Sonraki gün Bayraktar TB2'de sonunda da işte Anka 3'te cam gibi bir görüntüyle merak etmeyin silah dışındaydı fark etmişseniz. O silah daha içine girecek. Bunlar sadece daha test faaliyetleri Allah izin verirse altı böyle dümdüz olacak Anka 3'ümüzün. Ne taşıdığını hangi silah taşıdığını kimse göremeyecek. Merak etmeyin İnşallah önümüzdeki zamanlarda silahını da içine alıp çok daha başarılı atışları gerçekleştirecek diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlamazda illa haberiniz vardır. Bunu yaklaşık 1 iki gün kadar önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan halkın içine karıştı. Normal bir pastaneye sıradan bir şekilde aynı böyle vatandaşmış gibi sıradan bir vatandaşmış gibi girdi. Selam aleyküm, aleyküm selam ve orada bazı ikramlarda bulunuldu kendisine. Cumhurbaşkanımız Erdoğan İstanbul'da pastane ziyareti esnasında Frappe istemişti. Frappe önüne geldi Cumhurbaşkanımızın. Afiyetle içti. Onu yapana teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız frappe içti ya. Yunan basınında bugün aynen şöyle bir haber karşımıza çıktı. Yunan basınından Pentapostagma diyordu ki Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gizli zayıflığı ortaya çıktı. İstanbul'daki bir pastaneye Yunan frappe sipariş etti diye böyle bir başlık atmışlardı. Bunlar gerçekten de kafayı yedi. Haberi daha anlatayım göreceksiniz. Eğer Türk-Yunan ilişkileri bir kahve olsaydı kesinlikle Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içtiği gibi frappe olurdu diye Yunan basın haberine giriş yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki bir pastaneye korumaları eşliğinde yaptığı ziyarette Yunanistan'ın icadı olan kahveyi tercih edeceğini kimse beklemiyordu. Kameralar önünde Türk Cumhurbaşkanı çalışanlardan kendisine kahve getirmesini istedi. Çalışan da onun bir Yunan kahvesi yani frappe sipariş edeceğini duyunca şaşırdı. Doğal olarak Türk çalışan Cumhurbaşkanı'na frappe'yi getirdi ve Türk gazetecilerinde bu olay dikkatinden kaçmadı diye Yunan basını böyle bir haber girmiş. Demişti. Komşu çok gergin ya. Yani şöyle basit, yani o kadar mütevazi bir haber ki aslında 60 oldukları başla bakar mısınız ya? Ne demişler Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gizli zayıflığı ortaya çıktı. Yani ben kendimi mesela bir Yunan halkının yerine koyuyorum. Sabah aldım böyle elime telefonu. Ne olmuş ne bitmişti? Pentapostagma da bunların tirajlı sitelerinden de takip edilir. Pentapostagmayı açtım. Telefonda bakarken bu haberi görsem desem ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte. E, Gizi zayıflığı. Ben şimdi bu haberi Yunanistan olarak gördüğümde sevinirim. Allah Allah bir şeyini herhalde ifşa ettik. Bir girerim habere daha sonrasında adam frappe içmiş gizli zayıflık. Ha frappe de gerçekten de Yunanistan merkezi üretilmiş yani Yunan icadı oldu. En azından Wikipedia'da tabi ona da ne kadar güvenilir belirtilmekteydi. Yunanlılar son dönemde böyle bir kafa yaşıyor ben anlayamadım. Adamlar gittiler Türkiye'deki nereye giderseniz yani Gaziantep'e gidin Konya'ya İstanbul Ankara hiç fark etmeksizin. Türkiye'nin dört bir tarafında bulunan menülerdeki tüm yiyecek içecekleri kendi üzerlerine aldılar Yunanistan şu şu an öyle baklavasından tutun döner kebap hepsi var her şey var gidenler görmüştür illa ki biz sesimizi çıkartmadık Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne var yani sıcak havalarda fırappe güzel gider ben de ara ara deneyimlerim bunu bile sahiplenmişler valla eğer ki mevzuya buradan başlayacaksak işte bizim olanı siz içtiniz sizinkini biz içtiniz biz her türlü sizden daha karlıyızdır bu durumda madem o zaman sizde bizim baklavalarımızı sarmalarımızı hiçbir şeyimizi yemeyin yani gizli zayıflığınız mı ortaya çıkacak? Garip bir kafa. Dediğim gibi bunları anlamak mümkün değil. Son bir aylık dış politika hizmetinin sonuçları aslında bunlar. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve akabinde bugünkü üçüncü konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir vedaya gideceğiz. Ne vedası? Kıymetli dostlar uzunca bir süredir yaklaşık 10 yıldır NATO Genel Sekreterliği görevini yürüten Jens Stoltenberg artık dün veda konuşmasını gerçekleştirdi. Stoltenberg veda konuşmasında Türkiye'ye değinmeyi de ihmal etmedi. Dedi ki, Güney'de Türkiye, Kuzey'de Norveç ve Batı'da ABD, Kanada ve İngiltere olmadan Avrupa kıtasının güvenliğini hayal etmek imkansızdır diye bir veda konuşması yapmıştı Stoltenberg. Kendisine iyi kötü teşekkür edelim bence. E çünkü bazı durumlarda yani NATO'dan hiç beklemediğimiz şekilde Stoltenberg Türkiye'den yana tavır almayı da unutmamıştı. Sonunda ya Rabbi şükür dediğim bir haberle bugün sabah karşılaştım. Ukrayna Rusya savaşına sürekli biz ne görürdük kıymetli dostlar? İşte küçücük bir drone uçuyor 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 askerlerin peşinden koşuyor. İşte askerler sopayla drone düşürüyor veya silahla düşürmeye çalışıyor falan filan. Sonra geliyor o drone pat etkisi hale getiriveriyor hemen askeri. Kıymetli dostlar aslında basit bir teknolojiydi. Sonunda Türk savunma sanayisi bu görevi de la ile yerine getirdi. Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen aynı böyle Ukrayna Rusya savaş sahasında kullanımına alıştığımız insan sava araçları var ya işte onlardan bir tanesi olan Azat bugün itibariyle artık göreve hazır. Hep birlikte bir, bir başka müjdelerin adamı Mahmut Faruk Akşit T Genel Müdürümüzün yapmış olduğu son açıklamalara gidelim mi? Özellikle Lübnan'da yaşanan olaylar sonrasında yapay zeka teknoloji derken hepimizin kafası allak bullak oldu. Mahmut Faruk Akçit çok ilginç bir değerlendirmede bulundu. Dedi ki T'yi de yapay zeka kullanmak yasak Valla ben demiyorum ama Faruk Akşit diyor. Devamında örnek vermek gerekirse uzak doğuda bir firma sunum için yapay zekayı kullanmak istiyor. Fakat izin verdikten 3 ay sonra resmen bunu kapattılar. Şirketin bütün stratejik bilgileri yapay zeka şirketine geçti diye önemli bir açıklama yapmıştı. Hani dedim ya ABD'nin mq patır patır düşüyor diye. Kıymetli dostlar bu sefer de Hindistan donanmasının kullandığı kiralık MQ9 Sea Guardian insan aracı denize çakıldı. ABD'nin insan savar araçları maşallah piyasadan illa kendisi zorla çekileceğim diye can atıyor. Selçuk Bayraktar İsrail'in Lübnan dijital terör saldırısı yankı uyandırmaya devam ediyor. Selçuk Bayraktar son olarak dedi ki: "Savunma sanayinde bağımsız olabilmek için milli sistemler çok kritik. Teknolojinin diğer alanlardaki bağımlılığın da ülkeleri ne kadar zor duruma düşürebileceğini yaşamış olduk." diye nokta atışı bir ifade kullanmıştı. Oldu da 3. Dünya Savaşı çıktı diyelim. Dünyanın en güvenli yerleri neresidir? İngiliz Daily Mail gazetesi bu konuda önemli bir infografik yayınladı. Kıymetli dostlar 3. Dünya Savaşı çıkması durumunda yaşanabilecek en güvenli yerler bu şekilde haritada gösterilmekteydi. Antarktika, Arjantin, Butan, Şili, Fili böyle hepsini tek tek okumayacağım ama durdurup göz atabilirsiniz. Hemen akabinde ilginç bir gelişme gideceğiz. Aslında bunun ben kısa içeriğini sizlere aktardım. Çeçenistan lideri Ramazan Kadiro var. Bilirsiniz değil mi? Sıradışı bir kişiliktir kendisi. Kıymetli dostlar geçti geçtiğimiz günlerde Ramazan Kadirov Tesla markalı Cybertruck model aracına makineli tüfek takmıştı. Daha sonrasında işte bu makineli tüfek takmış olduğu Cybertruck'a Ukrayna Savaşı'nda kullanacağını belirtmişti. Bugün akşam saatlerinde bir haber düştü ajanslara. İşte Ramazan Kadirov demiş ki Elon Musk benim işte Cybertruck model aracımı kendi isteğiyle tek bir tuşla kapattı demişti. Bugün sabah saatlerinde herhalde Elon Musk artık çağrılarım dikkate aldı nedir bilmem ama iki tane Cybertruck'la Kadirov'un ekibi bu şekilde görmüş olacağınız üzere Ukrayna sahasına girdiğini en azından iddia etmekteydi. Yani bu elektronik araçlarla harp ortamı bilmiyorum ne kadar etkili. Aram babam bir tane Toyota Hilux yani bundan bin kat daha fazla iş görür kesinlikle. Valla ton aktarmış olduğum haber şaka falan değil yani. Adam tek bir tuşla Kadirov'un iddiasına göre Cybertruck'a erişime kapatmış. Araç hiçbir şekilde hareket etmiyormuş. Ta ki bugün öyle saatlerinde bir video paylaşıldı herhalde. Hareket ettirtmişler. Şimdi şu noktaya geleceğim kıymetli dostlar. Evet günlük hayatta elektrikli otomobiller, işte elektrikli araç gereçler, teknolojik cihazlar artık hayatımızın her bir tarafındaki bu zaten şu anki sizlere sunmuş olduğum videoyu da zaten teknoloji sayesinde sizlere aktarabiliyorum. Orası ayrı bir taraf. Kıymetli dostlar özellikle savaş sahasında bu teknoloji dünyanın başına çok büyük bela olacak. Ha teknoloji sadece batı ülkelere ABD, İsrail üretmiyor. Aynı zamanda Çinliler de üretiyor. Sanılmasın ki bugün işte denildi. Lübnan'da patlamalar gerçekleşti. Herkes dedi ki Çin yapımı telefonlara geçelim. Yani bunun bir şey yok. Çin'in çıkarlarına karıştığınız anda bu sefer Çin telefonları aynı işine geldiği gibi kullanacak. Bunun tek bir çözümü var. Aselsan oturacak diyecek ki arkadaş adam akıllı bir telefon yapalım. Yapamazlar mı? Alasını yaparlar. Aselsan'daki mühendislerimiz oturacak güzelce bir telefon yapacak. Sonra Türk halkına uygun fiyatlarla onu sunacak. Altını çiziyorum. Öyle tok gibi olmayacak. Uygun fiyatlarla onu sunacak. Daha sonrasında herkes uyurken yatağının başında rahatlıkla şarja koyabilecek o telefonu. Ben eminim. 2-3 gündür memlekette büyük bir çoğunluk telefonunu uyurken şarja koymaktan çekiniyor. Elin gavuru. Ne yapsa yapar. Yani zaten gördük Lübnan'da yaşananları. Ee, devamında da Cybertruck'la yani Ukrayna-Rusya savaşına dahil olmak. Elon Musk mesela demişti. o diyordu ki Elon Musk bana bu aracı hediye etti diyordu. Elon Musk'a Amerika'da bir programda soruldu. Mal mısınız dedi açık açık. Ben dedi Rusya'yı destekleyen birisine niye gidip de Cybertruck'a hediye edeyim diye bir cevap vermişti. Adam tek bir tuşla erişimi kapatıyor. Kimse bana mesela as. Asker araçlar elektrikli olacak. Belki günlük kullandığımız araçlar olur ama sivil anlamda askeriye hiçbir şekilde elektrikli cihaz dahil edilemez. Ancak bizim kendi yerli üretimimiz olur. Daha sonrasında belki yolumuza bakarız. Bu konu gerçekten de ilerleyen zamanda çok can yakacak. İnşallah devlet refleksimiz hızlı bir şekilde çalışır ve bu konuya gereken önlem alınır diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.